Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Mart ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet geçtiğimiz ay karşıt burcunuzda meydana gelen ay tutulması ve dolunay özellikle ikili ilişkilerinizi, işbirliklerini, evlilik gibi konuları, partner ilişkilerini bu ay daha fazla gündeminize taşıdı. Mart ayında da bu konular sizi etkilemeye devam edecek. Bunun yanı sıra özellikle 3. evinizdeki gezegen hareketleri biraz daha yakın çevre ilişkilerinizi güçlendirebilir. Seyahatler, kısa veya uzun, iş anlaşmaları, eğitim gibi konular bu ay oldukça yoğun görünüyor. Mars ayın 10'una kadar Koç burcunda olacak, onundan sonra Boğa burcuna geçecek. Venüs Koç burcunda ve 4 Mart'ta Venüs Koç'ta retro harekete başlıyor. 15 Nisan'a kadar retro pozisyonda olacak. Bu dönemde biraz daha yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilere temkinli yaklaşmakta fayda var. Kardeşler, komşular, yakın iş arkadaşları, akrabalar, onlarla ilgili konularda zaman zaman hassasiyetler oluşabilir. Evet, 12 Mart'ta Başak burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 8. evinizde, para evinizde meydana gelecek ve özellikle finansal ortaklıklar, eşinizin, partnerinizin maddi durumu, kredi gibi, miras, nafaka gibi, sigorta geliri gibi bazı ek gelirler ya da ek kaynaklar maddi anlamda konular devrede olabilir. Satürn'ün güçlü bir etkisi var. Satürn özellikle iş demek, özellikle uzun süreli işler, yatırımlar demek. Bu anlamda uzun vadeli işlerde bu dolunay size destekleyebilir. Ama kısa süreli kazançlar ve özellikle şansa ihtiyacımız olan konularda risk almamaya dikkat edin finansal alanlarda. Evet, 14 Mart'tan sonra Merkür Koç burcuna geçiyor. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. 28 Mart'ta da Koç burcunda bir yeni ay doğacak. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir iş ilişkisi, anlaşma, seyahatler, kardeşlerle ilgili bazı konular, yeni bir çevre değişikliği gündemde olabilir. Bu yeni ayda Venüs'ün retro olduğunu unutmayın. Özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri gibi konularda 15 Nisan'dan sonrasında daha aktif olmak, daha radikal kararlar almak doğru olabilir. Bu dönemi hazırlık dönemi olarak, inceleme dönemi olarak da geçirebilirsiniz sevgili kovalar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.